Aşk olsun ya, hep aşk olsun. Senin bakışın çok iyiydi. Gözleri büyüdü bir anda. Sevgilisi yanında oturuyor. Bu kadar aşk duygusunuz sıfırsınız ki böyle. Şöyle bakıyorsunuz ha. Oximedia Akademi'de çektiğimiz Bana Ne izlediğini Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyle'den herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz, yorum yapıyoruz ve beğen butonuna basıyoruz. Hadi başlıyoruz. Efendim yaklaşık bir aydır benim sosyal medya hesaplarımda bütün arkadaşlarım, takip ettiklerim ya da takip etmediklerim herkes bir diziden bahsediyor. Ve herkesin salya sümük ağladığı nedense şu an acıdan kıvranıyorum tweetlerinin atıldığı bir diziyi konuşuyoruz bugün. Ne mi konuşuyoruz? One Day diyoruz efendim. Bir aydan uzun süredir Netflix'te yayınlanan One Day dizisini herkes konuşuyor. Efendim 8 Şubat tarihinde Netflix'e bir dizi geldi, One Day. Bir tarafta Hint asıllı İngiliz bir oyuncu Ambika Maud ve Leo Modell oynuyorlar. Çok yakışıklı sarışın bir erkek oyuncu ve Hint asıllı İngiliz bir oyuncu var. Neden şimdi bu vurguyu yaptım? Çünkü dizi çıkar çıkmaz ilk iş ekşi sözlüğe baktım. Ekşi sözlükteki yorumlarda sadece kadın oyuncunun tipinden bahsediyorlardı. Maalesef biz Türkiye'de ekranda hep kusursuz güzellikte kadınlar olması gerektiğine inanıyoruz. Ve güzellik kavramında o kadar faşistiz ki iyi oyunculuğa bakmak aklımıza bile gelmiyor. Gerçekten çok güzel bir hikaye izlenmesine rağmen diziyle ilgili yapılan tek eleştiri kadın oyuncunun siyahi ve onların standartlarında güzel olmamasıydı. O yüzden size yuh diyorum ekşi sözlük yazarları. Dizi başta da söylediğim gibi 8 Şubat'ta yüklendi ve bir aydan uzun zamandır hala çok izlenenler. Ne anlatıyor peki bu dizi bize? 15 Temmuz tarihinde tanışan ve uzun yıllara yayılan, her bölümde aynı tarihte buluşan, yani 15 Temmuz 1997, 15 Temmuz 2001 gibi hep 15 Temmuz'da buluşan bir kadın ve bir erkeğin aslında arkadaş gibi olup içten içe birbirlerine olan aşkını anlatıyor. Mini dizi olarak geçiyor ama 14 bölüm arkadaşlar. Her bölüm 30-35 dakika, bazen 28 dakikalara kadar da düşebiliyor. Ben şimdi diziyi izlemeye başladım. Ya ben bu diziyi bir yerden biliyorum, bu hikayeyi biliyorum deyip durdum kendime. Sonra tabii ki Hazreti Google'u açtım ve yazdım One Day diye. Ya bu 2019 yılında David Nichols'un yazdığı bir romanmış. Okey, romanı okumadım. Bunun fanları da var çünkü çok satanlara girmiş. Ama ben dizi 2011 yılında hatırlıyorum. Anne Hathaway başrolünü oynamıştı filmin. One Day filmini. Hatta şimdi buraya Büşra, şuraya afişi de koyacağı için siz de hatırlayacaksınız. Çok izlenen filmlerden bir tanesi de. Özellikle romantik film sevenlerin asla kaçırmayacağı bir filmdi. Ben de bir romantik film sever olarak tabii ki One Day çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Gelelim diziye. Dizi filmden farklı mı? Tabii ki çok daha derinlikte. Çünkü dizi daha uzun sürelerde anlatıyor hikayesini. Bir tarafta Anne Hathaway izledikten sonra yeni kadın oyuncuyla da empati kurmakta zorlanmış bizim Türk erkek izleyicilerimiz ve bazı kadın izleyicilerimiz. Ama ben gerçekten de Emma karakterini çok sevdim. Özellikle böyle olmasını çok sevdim. İkisi arasındaki arkadaşlık çok güzel. Her şeye rağmen birbirlerinden vazgeçmemeleri çok güzel. Ve aslında orada bir aşk olduğunu bile bile izliyorsunuz ya. Ne zaman birbirlerine artık itiraf edecekler diye beklemek bile güzeldi. Sonra düşündüm. Bu dizi niye bu kadar sevildi ve neden herkes bu kadar çok ağladı? Mesele ne yani? Niye hepimiz aslında bir One Day umudunu bekliyoruz bu diziyi izlerken diye. Sanırım dünyada artık aşk kavramı bitti korkusu o kadar fazla ki ciddi anlamda herkesin konuştuğu tek şey bu. Eğer ekonomiden bahsetmiyorsak, normal sıradan bir muhabbete geçiyorsak herkes bundan bahsediyor. Aşk bitti. Peki gerçekten bitti mi? Bana sorarsanız aşk hiçbir yere gitmedi, hala yerinde duruyor, bilmedi, dopdolu duruyor. Fakat ilişki bitti. Senin bakışın çok iyiydi. Gözleri büyüdü bir anda. Sevgilisinin yanında oturuyor. Yani işin özü, ilişkileri yaşama biçimimiz bitti. Artık başka bir çeşit ilişkilere dönüldü. O yüzden de aşk kitaplarda yazılan, şiirlerde olan, filmlerde izlediğimiz ya da müziklerde duyduğumuz aşk olmadığı için de aşkın bittiğine inanıyoruz. Aşkın bir yere gittiği yok arkadaşlar. Hala taşuramızda duruyor. Rahat olun. Sadece
Bu yeni düzene ayak uydurmayı bilmiyor. Onu da eğiteceğiz. Yapacak bir şey yok. Biz bu dizide Emma ve Dexter'ın kibirle taçlanan hüzünlerini izliyoruz aslında. Dediğim gibi bir aydan uzun süredir Netflix'te olmasına rağmen hala çok izlenen dizilerden bir tanesi. İşin güzel tarafı da hiçbir şeyi kafasına takmayan, zengin çocuğu ve sadece ünlü olmayı önemseyen Dexter'ın Emma ile bir kere birlikte olduktan sonra aslında aşkın her şey olduğunu anlıyor olması. Bu da herhalde dünyada hep şöyle anlatılır ya. Aşka genellikle kadınlar inanır, erkekler de aşktan kaçar. Bütün her şey bunun üzerine kuruludur. Yani edebiyatta da böyledir, filmlerde de böyledir, sinemada da böyledir. Nedense hep aşka inanan ve aşka sahip çıkması gereken ya da hep ilişki yaşamak isteyen taraf kadın olarak görünür. Bu dizide de böyle devam ediyor ama akıllı bir kadın Emma. Asla kendini zor durumlara sokmuyor. Aşık olduğu adamın düğününe de gidiyor ve dimdik ayakta durmaya da devam ediyor. Çünkü aslında biraz da şunu söylüyor iş. Sen o ilişkide olmasan da onun iyi olduğunu bilmektir aşk diyor. Aslında bu dizi. O yüzden de sanırım herkesin geçmişte yarım kalan, yaşayamadığı ya da bir şekilde hata yaparak geçmişinde bıraktığı ilişkiyi anımsattığı için sanırım Wanda insanları bu kadar çok etkiledi. Dizide görüyoruz ki aslında Dexter ve Emma'nın birlikte olması için Dex'in biraz büyümesi, demlenmesi, hayatın sillesinden geçmesi, biraz da doyması gerekiyormuş. Ancak bütün bunlar olduktan sonra onlar bir araya gelebiliyorlar. Ama bu sefer de kader ağlarını örüyor ve onları ölüm ayırıyor. Daha doğrusu ölüm fiziksel olarak ayırıyor ama finalde görüyoruz ki aşk sadece iki kişinin yan yana gelmesi değilmiş. Yani sevgi ve aşk varsa o zaten sonsuzluğa doğru gidermiş. Günün sonunda bunu bize söyleyerek final yapıyor One Day. Peki biz bu diziyi neden seviyoruz? Şimdi oraya geçiyoruz. Bu kadar aşk duygusuna sıfırsınız ki böyle. Şöyle bakıyorsunuz ha. Aşk mı? O Yani tarz diyorsun. falan şeklindesiniz. Yani aşka karşı hepinizde. Peki sizin için aşk nedir efendim? Ben inandıklarımı söylüyorum ya. Aşk şahane bir şey. Hep olsun. Aşk olsun ya. Ha? Hani Türkiye'de bir söz var ya. Aşk olsun derler bir şey. Aşk olsun. Bana onu mu dedin? Ben ona diyorum ki arkadaşlar size. Aşk olsun ya. Hep aşk olsun. Bana ne izlediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye sordum. Gerçekten çıldırmış gibi One Day diye bağırdınız. Öyleyse, eğer geçmişte kalan, yarım kalan bir aşk hikayen varsa, aşkın varlığına hala deli gibi inanıyorsan ve bir gün One Day aşkı bulacağına inanıyorsan, aşkın o olduğu için değil, o olmadan da devam edebileceğine şahit olmak istersen ve hatıraların gözünün önünde canlanırken birkaç damla yaş akıtmayı sorun etmiyorsan, Van Deycisin arkadaşım. Hadi sana iyi ağlamalar. Ben hiç ağlamadım ama mutlu oldum. Ben sana iyi ağlamalar diliyorum. Unutmayın, ağlamak da bazen iyi bir terapidir. Benden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.